Efendim iyi hafta sonları diliyorum. Hepiniz evimizin salonuna, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bizler yine Euro D ekranlarında hafta sonunuzu şenlendirmeye geliyoruz. Çok değerli misafirlerim var. Güzel konular konuşacağız. Yine ilginizi çekecek konularla evlerinize misafir olacağız. Burun estetiği konuşacağız, Hydra facial konuşacağız, meme küçültme operasyonlarından bahsedeceğiz. Biz hazırız. Sizler de hazırsanız ben Deniz Safiyanur. Biz bize başlıyoruz. Efendim ilk olarak burun estetiği konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör Doktor Esat Olgun Hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun ben de iyiyim hocam. Sizi burada görmekten çok büyük mutluluk duyduğumu da belirteyim. Güzel sohbetler etmiştik. Bugün burun estetiği konuşacağız evet. sizinle. Nedir hocam burun estetiği? Herhalde en çok revaçta en olan çok... uygulama değil mi? Aynen öyle. En çok yaptığımız ameliyatlardan birisi e, burun estetiği ameliyatı. Hı -hı. E dediğimiz bu ameliyatta burnun şeklini değiştirmeye yönelik bir ameliyat yapıyoruz. İşte burnu küçültebiliyoruz, daha büyük hale getirebiliyoruz. Burun sırtında bir kemer varsa onu alabiliyoruz. Burun ucunda düşüklük varsa ya da ucunda bir değişiklik yapmak gerekiyorsa bu tarz işlemleri yapıyoruz burun estetiği ameliyatı ile. Peki hocam sadece estetik kaygıyla mı yapılıyor bu operasyonlar? Şöyle septorinoplasti dediğimiz bir ameliyat hı hı. E, var. E, bu septorinoplasti ameliyatında e, burnun hem şeklini değiştirebiliyoruz, daha güzel hale getirip hem de aynı zamanda burunda e, tıkanıklık varsa, nefes almada güçlük varsa e, bu nefesle ilgili problemleri de düzeltebiliyoruz. Yaptığınız operasyonların hocam bir böyle bir çoğunda hani ameliyat sırasında arka planda bir nefes problemiyle de karşılaşıyor musunuz? Yani bir şekil bozukluğu varsa %80-%91 aslında nefes problemi de var diyebilir miyiz? Şöyle aslında bunu diyemeyiz. Çünkü bazen hiç nefes problemi olmayabiliyor hı hı. hastalarımızda. Sadece şeklini değiştirmek için sadece estetik amaçlı başvurabiliyorlar. Tabii bunun yanında Nefes problemi olan hastalarımız da oluyor. hani hep bizdeki algı şeydir ya burnun yapısı bozuksa kesin nefeste de bir problem vardır diye hep öyle kalmış akıllarımızda. Yok bazen açık olabiliyor burnun içi. Ee, hı hı. herhangi bir sıkıntı olmadan nefes alıp verebiliyorlar. Peki hocam şimdi burun öyle bir noktada ki yani tüm yüzü değiştiriyor, ifadeyi de değiştiriyor. Kesinlikle. Kişiler böyle size hastalarınız gelirken resimlerle gelirler mi? Bana bu burnu yap derler mi? Yapılacak olan buruna Nasıl karar veriyorsunuz? Çünkü ameliyat sonrasında bir açtınız bir hafta sonra hasta diyebilir ki hocam ben bunu beğenmedim. Oldu, oluyor mu böyle vakalar ya da kendilerini size nasıl iyi ifade etmeleri gerekiyor? Ee, şöyle söyleyeyim. E, hastalar e, bazı hastalarımız dediğiniz gibi e, resimle gelebiliyor. Ünlülerin resimleriyle fotoğraflarıyla gelebiliyor. Bu burnu istiyorum şeklinde. Evet. Bu, burun ameliyatının planlaması önemlidir. Ee, kişiye özel bir planlama yapıyoruz. Oturuyoruz, hastayla konuşuyoruz. Hastayla doktor arasındaki iletişim bu noktada çok önemli. Hı hı. Ee, nasıl bir burun istediğini, burnunun nasıl görünmesini istediğini, nasıl bir burnu arzu ettiğini soruyoruz. Ve e, daha sonra oturup e, burnu, yüzü ayrıntılı bir şekilde muayene ediyoruz. E, ne gibi değişiklikler yapılabilir? Bizim önerilerimiz neler? Ya da ne yaparsak daha e, güzel sonuç elde ederiz. Bunları hastaya aktarıyoruz e, ve ortak bir karara varıp e, bu şekilde bir planlama yapıyoruz. Burada da aslında yine hasta ve hekim ilişkisi çok önemli. Kesinlikle. E, çünkü hani hiç yüzüne gitmeyecek bir burun da isteyebilir hocam sizden ve sizin onu ikna etmeniz de gerekebilir. Tabii aynen bu şekilde isteklerde olabiliyor ve e, bu durumu anlatıyoruz. Bakın şöyle yaparsak e, ameliyatı daha güzel olur. Sonucu daha güzel olur. Bir hastaya bilgi veriyoruz. Buradaki aslında en zor görevde de siz hekimlere düşmekte. Peki hocam burun estetiğinin böyle türleri var mıdır? Şöyle söyleyebilirim. Ameliyatsız e, yapılan işlemler mevcut. Hı hı. E, i̇ple burun kaldırma, burnucu kaldırma ya da burun dolguları gibi. E, bir de cerrahi yöntemler var. Açık ve burun kapalı, e, açık ve burun Kapalı burun ameliyatı dediğimiz hmm. e, cerrahi yöntemler de mevcut. İsterseniz bu açık ve kapalı yöntemlerden daha biraz ayrıntılı bahsedelim. Barkovizyonda bir sunumumuz varmış. Beraber geçelim mi hocam tabii, oraya? Hadi tabii. bakalım beraber geçelim ve sizden dinleyelim. Açık ve kapalı ameliyatların arasındaki aslında fark ne? Evet. E, bizler çünkü bilmiyoruz. Evet. Burada... Ee... Hastamızın e, burun muayenesinde nelerle karşılıyoruz? ameliyat öncesinde hı hı. dorsal hump dediğimiz bir kemer mevcut. Burun biraz uzun, e, burun ucunda bir düşüklük mevcut. E, yine burunda bir genişlik olduğunu gösteriyor. Hı hı. E, burun ucunun yine geniş olduğunu e, belirtiyor. E, ameliyatta burun e, daraltılıyor ve e, burun ucu tekrar yeniden şekillendiriliyor. Bu hocam evet. e, yani kapalı ameliyat mı örnek, açık ameliyata mı örnek? Bu şu an animasyonda e, ikisine de örnek değil e, sadece muayene için. Durum değerlendirme. Evet he? doğru değerlendirme. Evet şimdi hastamız operasyona giriyor. Evet. Operasyondan önce belli oluyor mu hocam yani açık operasyon mu yapacaksınız, kapalı operasyon mu yoksa o sırada mı karar Bunu veriyorsunuz? Bunu öncesinde konuşuyoruz açık mı yapalım, kapalı mı yapalım hastayla hmm. da e, konuşup ortak bir karar veriyoruz Mesela evet, şu an hocam operasyon burada başlıyor. Burada operasyon başladı ve e, durdurabiliriz burada. E, burun delikleri iç kısmında bir kesi yapılıyor. Hı -hı. Bu kapalı burun ameliyatında yaptığımız kesi. Buna ek olarak e, kolümella dediğimiz iki burun deliğinin arasındaki dokuda yapılan bir kesi mevcut. E, bu kesiye bunu eklersek açık ameliyat oluyor. Açık ameliyatla kapalı ameliyat arasındaki e, fark aslında bu kesi. Peki kapalı ameliyatta hiçbir kesi olmadan mı müdahale ediyorsunuz? Kapalı hocam? ameliyatta burun deliği iç iç kısmında kesi oluyor. Açıkta buna ek olarak iki delik arasındaki bu dokuda da kesi oluyor. Şu o zaman şu anda açık ameliyat? Şu an açık ameliyat. Bu hocam neye göre karar veriyorsunuz açık mı kapalı mı? Eee muayene sırasında yapılacak işlemlere göre aslında e, karar veriyoruz. Hı hı. E, ağır bir deformite varsa burunda e, ya da burun ucuna... Değiştirmeye yönelik çok fazla işlem yapacaksak daha çok açık ameliyatı tercih ediyoruz. Şu anda hocam açık operasyon evet, başlattı. Aynen şu an burun sırtındaki Hı -hı. kemeri çıkarıldığını görüyorsunuz. Direkt kemiğe bir müdahale var orada. Evet şu an lateral osteotomi dediğimiz kemiklere Hı -hı. bir osteotomi işlemi uygulanıyor. Kemikler kırılıyor ve tekrar burun sırtı, hı hı. dorsum kapatılıyor. Ve daha sonra e, animasyonda gördüğümüz gibi burun uç kısmında hı hı. bir daraltma işlemi e, uygulanıyor. Ve e, dikişlerle e, çeşitli dikiş teknikleriyle bu işlemleri yapıyoruz. Ardından e, yaptığımız kesileri e, kapatıyoruz. Hı hı. Tekrar dikiş atarak ve sonrasında burun içine bir tampon yerleştirip, burun e, üzerine de bir atel yerleştirip ...ameliyatımızı sonlandırıyoruz. Bu dikişler sonradan alınıyor mu hocam yoksa... ...kendi mi kayboluyor? Ee, ben e, şahsen kendi ameliyatlarımda... Er, kendinden eriyen dikişler kullanıyorum. Hı -hı. Tekrar alınmasına gerek yok. Ve hasta operasyon sonrasında yeni bir buruna kavuşuyor. Bir... Şimdi hocamla efendim açık ve kapalı... ...burun ameliyatını konuştuk aslında. Hocam da çok güzel bir animasyonla bize bunu gösterdi ama... E, ...bunu anladık. Peki şimdi gelelim hocam operasyon sonrasına... ...herhangi bir nefes problemi yaşıyor muyuz... ...operasyon sonrasında? Malum nefes aldığımız bir organ... Ee, zorlukları neler aslında? Zorlukları var mı? Şöyle söyleyeyim, e, ameliyat sonrasında nefes problemi yaşanmaması için e, ameliyatta kullandığımız bazı hı hı. E, teknikler mevcut. E, bu cerrahi teknikleri uygulayarak uygun hastalarda e, nefes problemlerini giderebiliyoruz. Tabi e, ameliyattan sonra ilk bir hafta e, burun içinde tampon olduğu için bir miktar nefeste bir kısıtlılık olabiliyor. Bu e, günümüzde artık silikon tampon kullanıyoruz genellikle. Bu tamponun ortası e, delik, e, hava geçebiliyor ama yine de bir miktar e, kısıtlılığa yol açabiliyor ilk hmm. hafta. Peki hocam yani o operasyon sonrasındaki o tamponların çıkma süreci bir hafta kadar mı? Şöyle, bu aslında e, ameliyattan ameliyata göre değişiyor. Hı hı. Bazen e, içerideki silikon tamponu 2-3 gün tutuyoruz. E, bazen bir hafta kadar bekletiyoruz. E, burun üzerindeki ateli ise ben 1. E, haftada alıyorum. Şimdi hocam e, şunu da sorayım. Biz aslında burun operasyonlarından sonra e, basında da şöyle haberler duyuyoruz. İşte operasyon geçirdi Burun ucu düştü, operasyon geçirdi, farklı semptomlar yaşadı. Gerçekten operasyon sonrası, eğer iyi bir operasyondan sonra kişi de kendini korursa burun ucunun düşme riski var mıdır? Şöyle söyleyebilirim, eğer ameliyat sırasında burun uç kısmının desteğini yeterli bir şekilde koruyabilirsek hı hı. E, ameliyattan sonra burun ucunda düşme görmeyiz. E, biz bu burun ucunu desteğini sağlamak için çalışıyoruz. E, çeşitli teknikler kullanıyoruz. Ee, kıkırdaklarla destekliyoruz. Kıkırdak grafti dediğimiz yamalar koyabiliyoruz ya da bazı dikiş teknikleriyle burun ucunu destekleyerek e, zamanla burunun düşmesini engelleyebiliyoruz. Hı hı. Böyle kötü bir tecrübe yaşamış birisi e, revizyon bir operasyon geçirmesi gerekiyor. E, bu operasyonlara neden ihtiyaç duyacağım? Yani hangi e, noktada artık evet revizyon bir burun operasyonu gerekiyor tanısını ve teşhisini koyuyorsunuz? Ee, az önce söylediğiniz gibi burun ucu e, düşmüş olabilir ameliyattan sonra e, veya e, işte nefes problemi tekrar gelişmiş olabilir e, veya hafif minimal eğrilikler kalmış olabilir veya hastanın istemediği e, bir estetik sonuç ortaya çık, estetik olmayan bir sonuç ortaya çıkmış olabilir bu durumlarda. E, Revizyon ameliyatı yapılabiliyor. Tabi bunun için ilk ameliyattan belli bir süre geçmesi lazım. İlk ameliyattan sonra en az 6 ay 1 sene kadar bekliyoruz. Hı hı. Daha sonra eğer hasta isterse revizyon ameliyatı yapılabiliyor. Aslında küçük bebeği olanların korkularından bir tanesidir. Mesela ben öyle bir operasyon geçirsem herhalde en büyük korkum Çocuğum burnuma çarpacak mı? Top atacak mı? Ama e, hocamın da söylediği gibi efendim yani böyle bir kötü tecrübe yaşadıysanız revizyon çareleri var. E, hocama sorularınız varsa, aklınıza takılan sorular varsa altta geçen lütfen WhatsApp hattımıza bize sorularınızı ulaştırın efendim. Sizlerden gelen soruları seve seve hocama ileteceğim. Peki hocam bir burun operasyonu geçirdik. Hastanede kalma süresi ne kadardı bu arada Genellikle aynı gün taburcu ediyoruz. <laughs> Veya kalmak isterse hasta bir gece hastanede kalabiliyor. Ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Peki evimize gittik. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bence en kritik tarafı da bu. Yani aslında her operasyon özenlidir diye düşünüyorum. Ama sonrasındaki koruma süreci bizlere düşüyor, hastalara düşüyor. Nelere dikkat etsin hastalar burun operasyonlarından sonra? Öncelikle... E yani reçete ettiğimiz ilaçları düzgün, uygun bir şekilde kullanmaları lazım. Hı hı. Ee, evde yatarken, istirahat ederken e, başlarının yüksekte olması lazım. Dolayısıyla e, başlarının altında en az iki yastık e, olmasını öneriyoruz. E, özellikle ilk hafta. Hı hı. E, ardından kesinlikle e, darbelere karşı e, burunlarını korumalarını öneriyoruz. E, i̇lk e, haftalar geçtikten sonra... Örneğin birinci aya kadar güneş ışınlarından, direkt güneş maruziyetinden korunmalarını öneriyoruz. Yani direkt güneş ışığından da korumak gerekiyor. Tabii ilk biliyorsun. bir ay önemli. Hı hı. Bir de gözlük kullanımı var. Özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü Aa, kullanımı doğru. ya da normal numaralı gözlük kullanımında. Hı hı. Bir iki üç ay beklemelerini öneriyoruz. Yani gö güneşe çıkmayacaklar bir ay? Ee, eğer Aynen. yaz mevsiminde yapılacaksa programlarını belki ona göre düzenlemesi gerekir hastalar. Peki spor hocam? E, spor e, yaklaşık bir buçuk ay sonra e, sporlara başlayabilir hastalarımız. Hı hı. Peki şimdi aslında hep e, şunu da biliyoruz. Yani o e, alçı mı diyorsunuz siz? O bantlar çıktıktan sonra bandajlar çıktıktan sonra ilk şekli olmuyor. O şeklinin oturma süresi ne kadar hocam? Şöyle e, bu aslında e, hastanın e, deri yapısına, cilt yapısına bağlı biraz da. İnce derili hastalarımızda e, atelimizi çıkardıktan Hı -hı. sonra burun şekli aşağı yukarı hemen e, oturmuş oluyor. Tabii hafif ödemler olabiliyor. Fakat e, kalın derili hastalarda yağlı derili hastalarda bu ödemin iyileşmesi biraz daha uzun sürebiliyor. Yani e, ortalama 2 ayda ödemin büyük bir kısmı gitmiş oluyor. Fakat 6 ay, 1 sene hatta 2 seneye kadar ödemin geçmesini bekleyebiliyoruz. Bu biraz da e, hastanın cilt yapısına bağlı. Orada da cilt yapısı belki yaşta e, o faktörler arasında olabilir. Bir yaş aralığı var mıdır hocam burun operasyonu için? Yani bir yaş aralığı yok. 18 yaşından sonra e, ee, istediğimiz yaşa kadar hastaları opere edebiliyoruz. Hani genelde anneler babalar ama bir dur. Ee, evet. Biraz daha büyüğü, biraz daha Tabii. büyüğü operasyon korkusu oluyor ya ebeveynlerde de Tabii genç hastalarımız da oluyor burun ameliyatı yaptırmak isteyen kıkırdak gelişimi, kemik gelişimi devam ettiği için ben 18 yaşına kadar beklemelerini öneriyorum. Hı hı. 18 yaşından sonra yapıyoruz bu ameliyatı. Yine operasyon sonrası korumak çok Tabii. değerli olduğunu hatırlattınız. Peki operasyon öncesinde konuşalım. Yani operasyon öncesinde hastaların yapması gereken herhangi bir şey var mı? Operasyon günü özel bir hazırlık gerektiriyor mu? ya da bir mesaileri varsa çalışıyorlarsa ne kadar işlerinden uzak kalmaları gerekir bunlara da değinelim. Şöyle söyleyeyim ameliyattan önce eğer hasta sigara kullanıyorsa genellikle sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Hı hı. Herhangi bir ilaç medikal tedavi kullanıyorsa kan sulandırıcı kullanıyorsa bunları mutlaka bilmek istiyoruz. Çünkü kesmemiz gerekebiliyor bu ilaçları bu ee, operasyon önce bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Ee, operasyon sonrası ise e, hastalarımız kendini ne zaman iyi hissederse genellikle birinci haftadan itibaren işlerine dönebiliyorlar ee, Aslında e, bunu biraz da kendimiz hissedebiliyoruz yani şu an artık çalışabilirim diye ama birinci haftada e, bayağı bir toparlamış iyileşmiş oluyorlar birinci haftadan itibaren, işlerine gitmelerine izin veriyoruz. O zaman bir haftalık bir mesai arası aslında. Evet yeterli olabiliyor. Sosyal hayata dönmeleri Hı -hı. için iyi bir aralık olabilir dedi evet. hocam. Peki hocam böyle hem diyelim burun etlerinde bir şişkinlik var, bir nefes problemi var. burun kemiğinde bir eğrilik var, burun kanatlarında beğenmiyor. Burun ucu da düşük. Yani birçok 5-6 problemi bir arada olduğu bir operasyon. Ortalama kaç saat sürer? Operasyon sürelerini de konuşalım. Çünkü insanlar birazcık narkoz aldıkları için aslında o ameliyatta kalma sürelerinden de korkuyorlar. E onlara da değinirsek çok sevinirim. Evet yani sadece estetik amaçlı bir ameliyat yaparsak biraz daha kısa sürüyor. Fakat buna nefes alma problemleri de eklendiyse ameliyat süresi biraz daha uzayabiliyor. Yani ortalama süre olarak şöyle diyebiliriz 1,5-2 saat gibi bir ameliyat süresi mevcut. Bir buçuk iki saat operasyondan çıktık. Evet. Çıktıktan sonra narkozdan ayıldık. Aynı gün iyiysek? Aynı gün evlerine gidebiliyor. gidebiliyoruz. Herhangi bir beslenmemizde dikkat etmemiz gereken bir şey var mıdır hocam? O ee, etkiler mi? Aslında e, böyle bir diyet önermiyoruz. E, i̇stedikleri şekilde istediklerini yiyip içebilirler. Sadece medikal tedavi ee, ...kısmında bazı kısıtlamalarımız oluyor. Kan gibi. Onun haricinde e, yiyecek, içecek... E, ...olarak herhangi bir... ...kısıtlamaya gitmiyoruz. Sanırım bu eskinin operasyonları çok daha zordu. Şimdi günümüz teknolojisinde her şey birazcık daha kolay ama... E, ...ben hatırlıyorum... E, ...küçükken böyle anneannemlerin orada... ...işte sadece... Sıvı yiyecekler ameliyattan sonra besleniyor, çok zor. o tampon süreci çok zorlardan. Şimdi aslında aynı gün taburcu edilebilme imkanlarına kadar bunları konuşuyoruz. Bu da gayet güzel bir aslında imkan. Tabii. Özellikle bu operasyonu olmayı düşünenleriniz varsa efendim. E ee, operasyon süresi de maksimum 1 ve 3 saat arasında dedi hocam. Ee, onun dışında e, neyi konuştuk? Yaş ortalaması yani 18 yaşını doldurmuş bir kişi e, istediği gibi bir operasyon olabilir e, diye söyledi hocam. Tabii ki operasyon öncesinde hekimle yine diyaloğunuz çok önemli. Eee tabii her burnu e, her hastaya uygun görmüyoruz. Bazı e, fotoğraflardaki bunlar haricinde kendi önerilerimiz oluyor. E, hasta da uygun görürse ortak bir planlama yapıyoruz. Bazen de bazı programlar var hocam. Sonrasını gösteriyor musunuz operasyon öncesinde? Hani bazı hekimler öyle uygulamalar <laughs> kullanıyor. E, bilmiyorum ne kadar gerçeği yansıtıyor sonraları ama. Tabi e, tarz programlarla e, simülasyon yapabiliyoruz. E, bu şekle benzeyecek diye. Kesinlikle tamamen bu şekil olacak değil de hı hı. bu şekle yakın bir sonuç elde edeceğiz diye e, o tarz işlemlerde yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Gayet her şeyi konuştuk bence burun estetiği ile ilgili efendim aklımızda hiçbir soru kalmadı diye düşünüyorum ama sizin yine aklınıza takılan sorularınız varsa, benim sormayı unuttuğum sorular varsa lütfen altta geçen WhatsApp numaralarımızdan ve sosyal medya adreslerimizden bizlere sorularınızı Ulaştırın. Esot Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir de çok keyifli bir sohbetti. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim şimdi birazcık güzellik konuşalım. Hydra Facial uygulamasından bahsedeceğiz. Biraz cilt temizliği konuşalım. Uzman estetisyen Gülizar Demirdöven konuğum olacak. Kendisini burada ağırlayacağız. Müzik Efendim uzman estetisyen Gülizar Demir Döven konuğum. Kendisiyle cilt bakımı uygulamasında HydraFacial'ı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir konu. HydraFacial konuşacağız. Evet. İsterseniz bilmeyenler için HydraFacial Hı -hı. nedir? Hı -hı. Sizden dinleyelim. Öncelikle HydraFacial kendine e, özgü <laughs> bir vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş derinlemesine temizlik dediğimiz bir uygulama sistemidir. Leke, siyah nokta, sivilce ve ölü hücrelerin de tamamen alınmasını destekleyen lifting etkili ve kırışıklık tedavisine yönelik de bir uygulama protokolüdür. Tamamen e, siyah noktaların alımını, ölü hücrelerin vakumlayarak cilt altına göndermiş olduğu vitaminleri ve mineralleri e, cilt altına kazandırıyoruz. Ve kolajenleri aktif hale getirerek cildimizin daha canlı, daha parlak ve daha freş gözükmesini destekliyoruz. Peki bu vakumlama teknolojisiyle yapılan bir uygulama. Evet. Karar verdik. Nasıl bir uygulama sağlıyorsunuz? Nasıl uygulanıyor? Öncelikle e, cildi analiz ediyoruz ve cildin en önemli önemlisi hangi vitamine hangi minerallere ihtiyaç olduğunu ve hangi serumlara ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Cildi temizledik. Cilt temizledikten sonra e, dokuları tamamen e, gözenekleri yumuşatıyoruz ve vakumla beraber e, oradaki ölü hücreleri çekerek cilt altına mineralleri yüklüyoruz hı hı. ve radyo frekans dediğimiz bir sistemle beraber de tamamen e, oradaki serumları cilt altının hangi e, vitamine ve serumuna ihtiyacı varsa leke tedavileri olabilir antiyencik olabilir cildin daha nem kazanmasını desteklemek amaçlı ya da daha parlak daha canlı göğüs görülmesini destekleyen serumları kullanarak radyo frekans etkileşimiyle beraber cilt altına odaklıyoruz. Cildimizdeki hassasiyetliği onararak ve koruyarak işlemimizi tamamen sonlandırıp onarıcı bakımla beraber güneş koruyucuyla işlemimizi bitiriyoruz. Ortalama kaç dakikalık bir uygulama? En, o uzmanın ve cilt yapısına göre değişiyor aslında. Eğer ki kişi ya da hastamız e, çok fazla gözenekleri varsa hı hı. çok fazla yoğun e, siyah noktaları varsa vakumlama, e, sıkma işlemleri olabilir. Çok fazla yoğun e, kırışıklık olabilir ve e, serumu alması açısından cilt altını daha çok canlandırması açısından hem uygulayıcı hem de cilt yapısı farklılık gösterebiliyor. Ama maksimum bir seans e, tedavilerimizin sonucunda ise direkt aktifleştiriyoruz ve e, bir saatlik bir uygulamaya ...yokunamayla tedavimizi gerçekleştirebiliriz. Ortalama aslında bir saat ayırmaları... ...bir saat, yarım saat gerçekleşebiliyor. Yeterli. evet. Peki, e, özellikle hangi ciltler tercih etmeli? Yani biz şimdi karşılaştırma yapmayı severiz. Klasik bir cilt bakımıyla hidrofasyalı karşılaştıralım. Evet. Hidrofasyalın avantajlarından bahsedelim sizinle. Hı -hı. Özellikle e, ne işe yaradığı konusunda... ...birazcık daha orada detaylı bilgi istiyorum sizden. E, çevresel faktörlerin yanı sıra... E, Güzellik, güzelleşmek adına diyelim çok fazla makyaj yapıyoruz ve e, güneşe maruz kalıyoruz ve uzun süre güneşte kalırsak yanlış kozmetik ürünleri kullanırsak hı hı. E, ne yapıyor ciltteki gözeneklerimiz tamamen kapanıyor. Dolayısıyla gözeneklerimiz hava almadığı için cildimiz de hava almıyor ve nefes almıyor. Bu sebepten dolayı e, işlem sürecince bir saatlik uygulamayla beraber bu tür problemleri çözebiliyoruz. Çözmediğimiz takdirde, tek bir kuruluk, matlık, daha yorgun, daha cansız, daha e, solgun gözüken bir görüntüye sahip olabiliyoruz maalesef ve bu sebeple, sebepten dolayı da tamamen e, en derin katmanlara kadar iletkenliği sağlayan bu cihazımız e, derinlemesine temizliğiyle beraber cildin ihtiyacına olan derme kozmetik ürünleri ve mineralleri takviye yaptığı için hı hı. E, daha fresh bir görünme sahip olabiliyoruz. Aslında e, şöyle bir baktığımız zaman tüm cilt problemlerinde anlattığımız şekilde DeroFacial desteği Aynen. sağlanabilir. Hı -hı. Hem cildin oksijenlenmesi adına hem cildin temizlenmesi adına. Peki kaç seans bir uygulamadan bahsediyoruz? Cildin yapısına göre değişebilir. Cildin dokusuna göre cilt yapısına kadar yöntemlerimiz var aslında. Seans sürecilerimiz var. Fakat bir hafta ara ile derin bir temizlik sağlanabilir. Ve aylık bakım olarak da 4 ya da 6 seans bir kür hazırlayıp hastamıza destekleyebiliriz. Burada aslında güzel bir yere değindiniz. Efendim Gülzara diyor ki daha derin bir temizlik istiyorsanız haftada bir uygulamayla evet, 4 hafta sonunda derinlemesine. Aynen Şimdi Ciltte öyle. oksijenlenme meydana gelebilir diyor. Hazır bunu konuşmuşken cilt bakımının öneminden de konuşalım. Tabii. Aslında birçoğumuzun da ihmal ettiği Kesinlikle. konulardan bir tanesi. Kesinlikle. Hı hı. Kendinize bir dakika ayırın. Hep bunu söylüyorum. Yani bir 60 saniyeyi kendinize çok görmeyin. Aynen. Ama genelde kadınlarımız hep ne diyorlar? Aman çocuklar. <laughs> aynen. Aman şunu hazırlayacağım. Çalışıyorum şey şöyle ol. Sadece aynen. 60 evet. saniye. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Hadi sizden dinleyelim cilt bakımının e, önemini. Güzelliği ve e, bakımı aslında bir estetik olarak düşünmememiz lazım. Sağlığımız açısından cildimizi e, derinlemesine temizlik ve e, bakımına önem göstermeliyiz. En başta dediğim gibi ciltteki deformasyonlar, e, serbest radikaller, e, ultraviyole ışınları, sigara, stres, yediğimiz içtiğimiz besinler, yanlış Kullanılan kozmetik ürünleriyle beraber e, maalesef ciltteki o dokuyu bozuyoruz ve ne yapıyoruz Kolejen, kolajen kolajen ve hücrelerimizi Hı. zayıflatarak e, tamamen e, yaşlılık. Ve ciltteki olan o cansızlığı ortaya çıkartmış oluyoruz. Bu sebepten dolayı da tamamen dokuları canlandırmak, hücreleri takviye yapmak ve e, kullanacağımız ürünleri de doğru analiz edip doğru bilgilendirerek hastalarımıza sunmamız gerekiyor. Ergenlik döneminden e, ve 20'li yaşlardan itibaren bay ve bayanları mutlaka ağırlık bakımları yaptırması gerekiyor. Ve en önemlisi e, evde kullanılan ürünlerimiz. Bu evde kullanmış olduğumuz ürünler uzmanlar tarafından e, mutlaka doğru bilgi ve doğru analiz edilmesi lazım. Çünkü hasta gelen hasta bize cildini soruyor ve cilt yapısını bilmediği için dışarıdan farklı ürünler temin edebiliyor. Ve kullanmış olduğu ürünler e, farklı şekilde cildine iletkenlik sağladığı için farklı deformasyonlar görüyor. Hmm. Sevilcelenmeler oluyor, çatlamalar oluyor, kuruma oluyor vesaire. O yüzden uzmanlar tarafından ilk önce hastanın cilt yapısını öğrenip ona göre doğru ürünler takviye yapıp düzenli olarak hem aylık bakımlar hem de kendi üzerinde uygulayacağı maske, kremler, tonikler, temizlemeler gibi bu tür işlemleri düzenli yapıldığı zaman cildimizde hiçbir problem yaşamayız ve çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Aslında cilt bakımı da tıpkı duş almak gibi diş fırçalamak gibi rutinimize eklenmesi gerekiyor. Burada bence e, danışanların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de malum sosyal medya reklamlarına evet, çok kanabiliyor maalesef. kişiler. Hele bir de hassas ciltse. Evet. edecek şansı yoksa. Maalesef, Bu sefer aynen. maalesef daha ciddi problemler aynen. oluşabiliyor. Aynen. Burada e, uzman desteği çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle Siz de aynen. Buna Tamamen derma kozmetik ürünleri kullanmamız lazım ve e, maalesef e, bazı uzmanlarımız Tetik, kozmetiğe hani yönlendirebiliyorlar. Aynen o yüzden cildimiz bizim en önemli vücut organımız. O yüzden çok düzenli ve her ay bakımlarla destekleyerek cildimize yoğun bakımlar yaparak hasar vermeden minimal dokunuşlar yaparak ve düzenli uygulamalar yaparak da kendi şekilde uygulamalar sağlayarak destekleyebilir. Bu da çok önemli. Güzel Aynen. yerlere değiniyorsunuz. Evet. gerçekten evdeki o ürün kullanımı da efendim hem bir uzman desteğiyle belirlenmesi gerekiyor. Ne olur deneme yanılma yapmayın. Gülizar Hanım da özellikle <laughs> Buna değindi. O deneme yanılmalar sonrası daha büyük öyle. problemleri Aynen. beraberinde getirebiliyor. Ev sisteminizde derma kozmetik ya da medikal ürünlerle destekleyebilirsiniz bir uzman yine desteğiyle. Peki hassas ciltler için ekstra söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani mesela siz konuşurken sonradan aklıma geldi. Hassas ciltler ya da gebelik döneminde hidrofacial önerir misiniz? Yaptırsınlar mı? Ya da aynı zamanda hem hassasiyet olup hem gebelik döneminde olan Hı -hı. kişiler cilt bakımı yaptırmalı mı? Bu da mesela yaptırabilir, çok ziyan, Yaptırabilir soru. tabii ki de. En başta dediğim gibi e, hidrofiye ışığının çok güzel bir özelliği var. Cilt tipine uygun ve cildine uygun mineraller, vitaminler var. Bu şekilde de hassas ciltlere yönelik bir vitamin ve solüsyonları mevcuttur. E, bu e, uygulama şeklinde hamilere de uygulanabilir tabii ki de ve çok yoğun çalışmadan. Çünkü vakumlama ayarını biraz e, sabitlemek gerekiyor ve hafif vakumlama kumlamalar yapmak hı hı. gerekiyor. Ee, mesela radyo frekans işlemini hamilelerde uygulamamız lazım. Çünkü hidrofeşil kendi çapında farklı başlıklara mevcut olan bir uygulamadır. Lifting etkisi yapılabilir. E, maskeler kullanılabilir. hassas ciltlere yönelik uygulamalar yapılabilir. Evde hassas ciltlere yönelik düzenli kremler kullanılabilir ve en önemlisi güneş koruyucu. Hamilelerde e, %100 olarak görmüş olduğumuz çok fazla bir lekelenmeler oluyor. Lekelenmeler önlemek için tekrardan böyle hani yarım saatlik minimal cilt bakımlar yaptırabilir ve mutlaka düzenli onarıcı bakımlar kullanması gereklidir ve güneş koruyucuyla takviye edilebilir. Aslında şu güneş koruyucu bir hayatımızın ortasında Kesinlikle yaz kış günde 2-3 saat takviye yapmamız gerekiyor aslında. İç mekanda olanlar da mesela ya Kesinlikle. ben iç mekandayım. Hı hı. Güneş koruyucu kullanmama ne gerek var? Ama bugün günümüzde evet, artık blue light dediğimiz bir teknoloji aynen var. Öyle, aynen öyle. O yüzden mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki normal bir cilt herhangi bir hassasiyeti de yok herhangi bir leke problemi de yok. Hı hı. Düzenli ürünlerini de kullanıyor. Hı hı. Neden cilt bakımı yaptırmalıyım ki zaten problemim yok gibi bir evet, soru da e, gelebilir. Birçok hastamızla bu şekilde karşı karşıya gelebiliyoruz aslında. Ama e, tamamen... Hastayı doğru bilgilendirme en başta dediğim gibi doğru yönlendirmelerle beraber bu bu düşünceyi değiştirebiliriz. Ve e, kişi tamamen bunu cildine bir yatırım olarak düşünebilir. Eğer yapılmazsa düzenli olarak kremler kullanılmazsa, makyajlı yatılırsa nasıl olsa benim cildime bir şey olmaz denilebiliyor. Bu genelde 20'li yaşlı 23 yaşlarında gerçekleşebiliyor. Boş veriyoruz aslında boş hmm. vermemiz lazım. Ve e, eğer ki bu uygulamayı tekrarlamazsa cilt bakımının hiçbir şekilde önem vermez meslek. Hı hı. İleriki zamanlarda çok fazla bir deformasyon ve ciltteki o elastiket, kolajen, gözenek problemleri çok fazla ortaya çıkmış oluyor. Bazen geliyor mu size böyle işte 40 yaşındayım ergenliğimde yaşamadığım akne sorunu oluyor. yaşıyorum oluyor, diyor mesela. Oluyor, oluyor, aynen oluyor. E baktın mı? Hani ergenliğinde evet. cildin işte şimdi çıkıyor, <laughs> sonrasında <işte. özünde gülüyor> çıkıyor. Peki kaç yaşından itibaren cilt bakımı tavsiye ediyorsunuz? Ee, başta dediğim gibi ergenlik döneminde <laughs> çok fazla ciltteki yağ salgısı çok fazla ortaya çıkabiliyor. Çok fazla yoğun bir akne, çok fazla yoğun bir siyah nokta. Ve bunu e, koruma altına alabilmek için 15 14 de olabilir hiç fark etmez. Düzenli olarak e, bunların tedavisini gerçekleştirmek için minimal cilt bakımları yapılabilir Ve bunlarla beraber öncelikle bir dermatoloğa gözükmemiz gerekiyor. Eğer ki bu tür problemleri çözümünü sağlayamıyorsa cilt bakımı hı hı. mutlaka dermatologta bir ilaç tedavisine girebilir. Daha büyük bir sorun Aynen varsa öyle. yine oradan daha bir hekimden yardım alınabilir. Hidrofansiyonu konuştuk. Hı hı. Cilt bakımını konuştuk. Cilt bakımının önemini konuştuk. Gebelik dönemindeki cilt bakımlarını konuştuk. Efendim sizin de aklınıza takılan sorularınız varsa altta geçen WhatsApp numaralarımızdan lütfen sorularınızı bize iletin. Haftada bir uygulamayla 4 hafta sonrasında derin bir oksijenlenme, derin bir temizlik olduğunu evet, söylediniz. Ee, özellikle ergenlik döneminden itibaren cilt bakımlarının çok önemli olduğuna değindi Gülizar Hanım. Sonrasında tabii ki ev sistemine değindik. Ev Sistemini konuştuk, evde doğru ürünlerle, düzenli ürünlerle desteklemek çok önemliyi konuştuk. Ee, özellikle güneş koruyucuyu hayatınızdan ne olur ihmal etmeyin dedik. Tabii ki güneş koruyucu sadece sürmekle yetmez. Onu lütfen akşam Tabii. temizlemeyi <laughs> temizlemeyi unutmayın Aynı. diye de buradan böyle bir not düşelim tüm izleyicilerimize. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür çok ederim. Keyifli çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. efendim. Güzellik konuşmuşken, estetik konuşmuşken şöyle birazcık da estetik operasyonlara değinelim. Sıradaki konuğum estetik ve plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Orhan Tuğrul'la meme küçültme operasyonlarını konuşacağız. Brezilya kalçasını konuşacağız. Hadi bakalım. Konuğumuzu stüdyomuza davet ettik. Operatör Doktor Orhan Tuğrul hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam. Ben de çok iyiyim. Aslında yine bir... Estetik güzellik adına uygulamalardan bahsedeceğiz. Birazcık da konuşmaya çekindiğimiz konular. Bugün meme küçültme ve benim de ilk defa duyduğum Brezilya kalçasını konuşacağız. Merak ediyorum nasıl bir uygulama olduğunu. Çok popüler bir uygulama. Öyle mi? Sorular geldiği zaman netleşmiş olacak kafamızda. Vallahi takipli olacağım efendim hocam sorular demişken. Altta geçen WhatsApp numaralarımızdan hocama sorularınız varsa estetik plastik cerrahi uygulamalarıyla ilgili İstediğinizi sorabilirsiniz. Ben burada sizin sorularınızı sormak için bekliyorum efendim. Ee, hocam bir araştırma okumuştum. Anadolu'da yani Orta Asya ve Anadolu bölgesindeki kadınlarda e, genetik olarak daha büyük bir meme yapısının olduğuna dair. Öyle mi gerçekten? Yani Türkiye ortalamasına şöyle bir baktığımızda e, o ortalamada yapılan uygulamalarda meme küçültme operasyonları daha mı çok yapılıyor? Ee, şöyle söyleyeyim yani Avrupa'ya kıyasla Türk kadınları evet biraz daha büyük göğüslere sahip hı hı. çok sık yaptığımız uygulamalardan birisi e, hamilelik doğum emzirme kilo alıp verme gibi işlemlerden sonra e, durumlardan sonra e, kadınlarda meme büyütmeme meme büyüklüğü büyük bir problem teşkil edebiliyor. Bunlar için bizlere başvuruyorlar, biz de hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi özellikle konuşmaktan ya da bu operasyonlardan kaçan, utanan, çekinen kişiler için soruyorum hocam. Yani büyük memelerde sağlık açısından problem teşkil etmiyor mu? Ya Tabii ki birçok aslında hastalar için sıkıntı yaratan durumlar var. Hı hı. Mesela şöyle diyeyim, hastanın büyük memesi var. Büyük memeden dolayı yaz aylarında pişik oluyor, onun haricinde mantar enfeksiyonu olabiliyor, hı hı. egzeme olabiliyor... Büyük memelere bağlı boyun ve sırt ağrısı olabiliyor, boyun ya da bel fıtığı olabiliyor, duruş bozukluğu olabiliyor. Yani en basitinden yani kıyafet seçerken bile hastalar uygun kıyafet bulmakta zorlanabiliyorlar. Hasta çok fit, bir kilo problemi yok ama göğüsleri büyük. Hı hı. Bundan dolayı spor yapamıyor, yüzemiyor. Yani bize böyle çok sayıda başvuran böyle sporcu olup işte hocam ben göğüslerin büyüklüğünden dolayı yeterli işte egzersizleri yapamıyorum elbise bulamıyorum kıyafet hı hı. bulamıyorum bunlar bize çok sık başvuran hastalar bir yaşla bir alakası yok. 18 yaşına da gelebiliyor, 45 yaşına da gelebiliyor. Herhangi bir yaş sınırlaması yok ama hastalar bu durumdan oldukça muzdarip. Hazır yaş demişken hocam operasyonun herhangi bir yaş sınırı var mıdır? E, hangi yaşlardan itibaren kimlere uygulama sağlanabilir? Yani şöyle genel olarak estetik ameliyatları biz 18 yaşını geçmiş, hı hı. E, beden ve ruh sağlığı yerinde olan e, göğüsleri ideal boyuta gelmiş ve bu buna bağlı olarak e, göğüslerinde büyüklük olan hastaları Meme küçültme operasyonunu uygulayabiliriz. Yani aslında biraz önce çok da önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki yani bu boyun fıtığına kadar bel fıtığına kadar tetikleyebiliyor. Kişide anatomik bir bozukluğa da sebep yani, olabiliyor. Yani kambur duruş yani hastalar ya da yani bu bir tabu neticede. Hı -hı. Hani büyük meme olduğu zaman e, insanlar böyle bundan çekiniyor. Öne doğru evet. eğilerek şey yapıyor. Yani genç kızlar mesela lise çağında olsun diyelim böyle geniş elbiseler giyiyorlar. Yani bunu kamufle etmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Hani Çok hoş karşılanmıyor açıkçası ülkemizde. Peki hocam diyelim kişi operasyona karar verdi artık. Bu ameliyat süreciyle ilgili bize bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Teknikleri var mıdır? Operasyon Tabii. süreci nasıldır? Şimdi şöyle gene genel anestezi altında hastamız tamamen uyutularak yapılan bir işlem. Ameliyat Hı -hı. öncesinde hastanın bir sağlık sorunu var mı, herhangi bir ilaç alerjisi var mı, bunları mutlaka sorguluyoruz. Detaylı bir önemiz, ameliyatın başarısı için çok önemlidir. Onun haricinde gerekli kan testi tetkiklerini yapıyoruz. Kan tetkiklerinde bir problem olmadığı zaman ki genç sağlıklı insanlarda hemen hemen hiçbir problem çıkmaz Hı -hı. diyebilirim. Hastamızı ameliyata hazırlıyoruz. Ameliyat öncesinde belli çizimleri var. Hastanın göğüs boyutlarına göre yapılan küçültme işlemlerinin farklı yöntemleri var. E, meme başının etrafında genelde şöyle izah edeyim size. Göğüs büyük olduğu zaman meme başı sarkık oluyor. Yani biz bu ameliyatlarda mutlaka zaten meme başını olması gereken noktadan bir miktar yukarıya taşıyoruz. Yani hem bir küçültme hem bir dikleştirme oluyor. E, hastanın göğüs boyutuna göre işte çok büyükse yapılan işlem farklı, daha küçükse yapılan işlem farklı. Hastayla ameliyat öncesinde mutlaka konuşuyoruz. Nasıl bir göğüs istiyor, vücut yapısı, vücut ölçüleri, yani e, bunlar bizim için çok önemli şeyler. Tamamen bunu küçültme olarak düşünmeyin, vücuda yakışacak bir küçültme olarak e, sağlık planlamamız. Sağlık bir kere aslında tabii. en başından baktığınızda Yani bel-boyun ağrılarını falan, Hı -hı. yani çok yani estetikten ziyade, tabii ki estetik bir operasyon ama sağlık açısı da yani önemsemeyeceğimiz kadar çok Kesinlikle. büyük yani. Kesinlikle. Şimdi eminim hocam ekran başında bizi anne olmayı düşünen anne adayları ve anneler de izliyordur. Akıllarına şöyle bir soru gelebilir. Acaba ben bu operasyonu olduğumda üstüne bir de bebeğim olursa, süt veremezse, yani bu operasyon süt bezlerine zarar verir mi? Şimdi Emzirme şöyle, engel e, midir? ben hastalara şunu soruyorum. Yani evli olmayan, çocuk sahibi olmamış hastaları diyorum ki mesela e, Allah nasip eder sizin bir çocuğunuz olursa siz bunu kesinlikle ben emziririm. Diyebiliyor musunuz? Birçok hasta, yani bir, bir hasta bunu garanti edemiyor, bilmiyor çünkü e, ameliyat sonrası pardon e, çocuk olduktan hı hı. sonra süt bir ay gelebilir, bir hafta gelebilir, yani bazı kadınlar da hiç gelmeye, hiç gelmeye edebilir. Ya ben bunu şeye bağlamayın diye öncesinde zaten bir telkinde bulunuyorum. Ama e, biz e, meme başında, meme başını besleyen ana süt bezlerine dokunmamaya çalışıyoruz. Kitabi bilgi olarak verebilirim. %90 etkilenmez. %90 etkilenmez. Evet. Yüksek de bir oran aslında. Evet. Yani hastalar için tabii ki bu e, süt verme, annelik Hı -hı. duygusu, emzirme duygusu çok önemli bir şey. Hı -hı. E, tabii ki insanların yani hastaların zihninde bu bir e, soru işareti, ameliyat için bir engel olur mu diye söyleyebilir. Hı -hı. Ama yapılan uygun tekniklerle e, bu, opera, bu operasyonun başarısı çok yüksektir. Ve süt verme etkilenmez diyebilirim. Bu güzel bir cevap oldu hocam. Aslında hocam dedi ki efendim özellikle meme küçültme operasyonu olmayı düşünenler varsa anne ya da anne adayları sonrasında bebeğime süt verebilir miyim'in cevabını. Hocam dedi ki yani ortalama 90 %91 civarında süt bezlerine biz hiçbir şekilde zarar vermeden bu operasyonu geçiriyoruz. Bebeklerin emzirmelerinde bir sorun teşkil etmez. Ama zaten bu operasyonu yapmasalarda doğumdan sonra emzirip emzirmeyeceklerinin bir garantisi yok. Meçul, evet. Operasyona dayandırmamak gerekiyor dedi. Tabii. Peki az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki meme başı aşağıdaysa dikleştirme ile beraber bir küçültme yapıyoruz Tabii. dediniz. Meme dikleştirme operasyonundan da bahsedebilir miyiz hocam? Şimdi, o da farklı bir uygulama aslında. E, birbirine benzer uygulama. Yani şöyle diyeyim hastanın şeyi çok önemli memesinin durumu çok önemli şunu söyleyebilirim öncelikle meme eğer meme başı meme altı katlantı kıvrımına yakın ya da daha aşağıdaysa biz hastanın memesini bir sarkma olarak değerlendirip meme başını yukarı alacağımız bir operasyon planlıyoruz. Şöyle düşünelim hastanın meme başı aşağıda ama meme hacmi de yüksek. Hı hı. Küçültmeyle beraber yapıyoruz. Ya da meme hacmi normal. Ee, herhangi böyle büyüklüğünden falan şikayetçi değil. Doku çıkartmadan sadece meme başını yukarıya alarak fazla cildi çıkartarak meme dikleştirmeyi yapabiliyoruz. Ya da tam tersi hastalar 2 ya da 3 çocuk emzirmiştir. Memeler aşağı doğru sarkmıştır. Meme hacmini kaybetmiştir. Şimdi dikleştirdiğimiz zaman Tek başına yeterli gelmeyebilir yani her zaman yani bu çağlardan beri dik ve büyük memeler yani dik ve form memeler diyelim hı hı. kadınların en çok istediği şeydir. Meme eğer boşsa içinde yeteri kadar meme dokusu yoksa biz bunu protezle destekleyip meme büyütme ve dikleştirme işlemini Aynı anda gerçekleştirebiliriz. Hmm, yine farklı bir şey değindiniz. Aslında protezle de bir dikleştirme tabii yapılabilir. Yani memenin boyutunu değiştirmeden dikleştirme Hı -hı. yapabiliriz. Memenin boyutunu küçülterek dikleştirme yapabiliriz. Memenin boyutunu büyüterek dikleştirme yapabiliriz. Yani hastanın isteği. Hasta evet yani göğsü evet belki e, bizim kabul edebileceğimiz ya da standart e, standartlarda bir e, meme büyüklüğü vardır ama daha dolgun olmasını istiyordur, Hı -hı. daha büyük olmasını istiyordur. Biz e, ufak protezler kullanarak hastanın istediği dolgunluğu, e, dekolte dolgunluğunu verebiliriz. Biz hep aklımızda protezler büyütme için kullanılır diye düşündüğümüz için hocam. Yani hacim kazandırmak için. Bir dikleştirme operasyonunda kullanılacağını ben şu an öğrendim. E, Kullanılabiliyor. Çok sık çok sık, kullanılıyor çok sık bir de. Evet. <laughs> Peki hocam, e, bu silikon protez çeşitlerinden de konuşalım. Farklı çeşitleri var bildiğim kadarıyla kim hangisini nasıl tercih ediyor ya da nasıl karar veriyorsunuz işlem öncesi? Şimdi bütün ameliyatlarda hastayla yani konuşmak hastanın isteğini, beklentilerini olabilecek şeyleri değerlendirmek bizim için çok önemli. Şöyle ayırabiliriz. Şekline göre iki ikiye ayrılır. Anatomik protezler ve yuvarlak protezler. Yuvarlak protezler dediğimiz tam bir küre şeklinde, yarım bir küre şeklinde oluyor. Anatomik protezler ya da halk arasında daha çok bilinen e, damla protez. Bu protezde şöyle düşünün. Alt kısmı biraz daha hacimli, üst kısmında hacim biraz daha az. Ya zaten normal bir göğüste hı hı. E, meme dokusunun %55'i e, meme başının altında olur. %45'i meme do, meme başının üstünde yerde e, yerleşmektedir. Hani daha doğal, doğala yakın bir görünüm anatomik protezlerle oluyor. Yani bu iyi ya da şu kötü diyemeyiz. Hastanın isteğine göre, hastanın vücut yapısına göre. Yani genelde mesela şöyle Türkiye'deki hastalar, Türk hastalarımız e, bir dekolteden e, dekolte olmasını istiyor hastalarımızda. Dekolte istediği zaman hastalarımıza mesela yuvarlak protez tercih ediyoruz. Ya da tam tersi hastanın Memesin alt kısmında doku eksikliği var ya da işte köprücük kemiğiyle meme başı arasındaki mesafe e, çok uzunsa hı hı. hastanın meme dokusu e, yok denecek kadar azsa damla protezleri tercih edip daha doğal bir görünüm elde edebiliyoruz. Burada da yine yönlendirmeyi aslında hekimlerinin Tabi, yapması ya çok önemli. birlikte karar daha veriyoruz işte doğru. hastanın işte e, anatomik olarak memenin sınırlarını çizip işte orayı doldurabilecek en büyük en uygun protezi kullanmaya çalışıyoruz. Yani e, protezlerin yani şekline göre ikiye ayırdık bir de içindeki yapısına göre mesela jel kıvamda protezler var. Bir de eskiden daha çok kullanılan içi sıvı dolu e, serum fizyolojik dolu protezler Hı -hı. var. Onlar artık çok fazla e, revaçta değil. O daha patlayanlar onlar mı? Evet, evet evet patlayınca tamamen sönüyor. Jellerin patlama riski? Var mıdır? Yani şöyle deforme olabilir ama e, jel kıvamda olduğu için bir hacim kaybı olmaz. Hı hı. Ama tabii ki böyle bir şey olduğu zaman hasta göğsünde anormal bir his, e, bir ağrı falan duyabilir. Böyle bir durumda e, en yakın yani kendisine bunu ameliyat eden doktoruna başvurması çok sağlıklı olacaktır. Eskiden yapılan protezlerde böyle sorunları görüyorduk ama şu an 6. nesil, 7. nesil implantlarda e, patlama şansı yok diyebiliriz. Dokuyla uyumlu anladığım Aynen, dokuyla kadarıyla. Uyumlu. Orada aklıma şöyle bir şey takıldı hocam. E, protezli bir memedikleştirme yapıldı diyelim. Sonrasında yer çekiminin etkisiyle yine bir sarkma meydana gelebilir mi? Sonuçta içeriye bir hacim veriliyor aslında. Yani bu risk var mıdır her zaman? Ya da bunun önüne geçilebilir mi? E, şimdi şöyle bu yaşlanmanın etkisi. Ben hasta ediyorum. Mesela hastamız 30 yaşında olsun diyelim. Protezi oraya koyuyoruz. Protez ömür, ömürlük. Proteze hiçbir şey olmuyor ama Cilt, Doku değişiyor. cilt yani yıllar geçtikçe mesela bir 15-20 yıl sonra kendini biraz daha bıraktığı zaman protez yerinde kalıyor hı hı. ama cilt biraz daha kendini aşağı salabiliyor. Tekrardan ikinci bir ameliyat gerekebilir mi? Gerekebilir ama bu çok çok uzun bir süreyi kapsayan Kapsıyor. bir süreçte oluyor. Aslında yine onun da bir çaresi var. E tabii ki var. özel çizimleri var zaten Hı -hı. ameliyat öncesinde biz çizimlerimizi meme başının olması gerektiği yeri belirliyoruz. Meme başını oraya doğru taşıyoruz. Yeterli hacmi verip daha form, daha yuvarlak bir göğüs elde ediyoruz. Hı -hı. Aynısının 20 yıl sonra da tekrardan yaptırmak mümkün. Operasyon sonrası hocam normal hayata geçiş süreci ne kadardır? Ee, meme küçültme için de içindeki söyleyelim bence küçültme için de söyleyelim. Şimdi şöyle, e, meme küçültme ameliyatı ortalama 2-2,5 saat sürüyor. Hı hı. E, bir gün hastanede kalıyor hastalarımız. Meme dikleştirme ameliyatı da keza öyle protezli olsun ya da olmasın. Çok böyle ağrılı aman aman e, hastaları zorluğunda bırakacak ameliyatlar değil bunlar. Yani Bütün hastalarımızı kendi pratiğimle diyorum ertesi gün taburcu ediyoruz. Taburcu olan hasta nedir? Yani kendini iyi hissediyor, işini yapabiliyor, kalkabiliyor, yürüyebiliyor. Tabii ki kişiden kişi ağrı eşi değişir ama Hı. ertesi gün taburcu ettiğimizi düşünün hastalarımızı. Birkaç gün banyo yapmalarını istiyoruz. Yine e, ameliyatlarda diren dediğimiz içeride birikebilecek sıvıyı ya da kanamayı dışarıya alabilecek, tahliye edebilecek bir sistem kuruyoruz. İki ya da üç gün gelen sıvının miktarına e, ve e, kıvamına göre iki üç gün sonra bunları alıyoruz. Hastamıza ağır kesici ve antibiyotik reçete ediyoruz ameliyat sonrasında. Birinci haftada kontrolü çağırıyoruz. Genellikle benim gördüğüm birinci haftada hastalar tamamen günlük işlerini, ev işlerini yapacak kadar... İyi hale hı hı. geliyorlar. Ee, sonraki süreçte hastalarımıza mesela korse kullanmasını öneriyoruz. Göğsüne masaj yapmalarını öneriyoruz. Protez kullandıysak eğer. E, onun haricinde korse ortalama bir ay kullanılıyor. Tabii ki bizim tarif ettiğimiz şekilde. Hı hı. Çok böyle büyük zorlayıcı bir ameliyat değil. Çok sık yaptığımız, pratiğimizin çok yüksek olduğu bir ameliyat. Çok yüz güldürücü bir ameliyat. Yani meme küçültme e, bence hayat konforunu son derece etkileyen olumlu yönde etkileyen bir ameliyat. Hele bir de ee, sağlık açısından evet, zaten sağlık risklerinden açısından, bahsettiniz. Ee, öyle bir durumda tabii ki kesinlikle hastaya konfor veren uygulamalardan bir tanesi dedik. Peki şimdi benim de bilmediğim bence ekran başı da benimle birlikte çoğu kişi bilmiyordur diye tahmin ediyorum ama Brezilya kalçası estetiği nedir hocam? Yani niye Brezilya kalçası? Ee, şimdi şöyle <laughs> bazı ırklar diyelim Genetik açıdan yani farklı oluyor mesela onların böyle kalçaları daha dolgun daha dik böyle form istenilen hı hı. bir kalça modeli gibi yani Brezilya kalçası dediğimiz aslında daha şekilli daha yuvarlak ve daha kalkık kalçalar. Peki Bunu, Nasıl yapıyorsunuz hocam? Yani bir kalça şimdi, estetiğinden bahsediyoruz aslında evet, burada. Evet evet evet. Şimdi şöyle kalça estetiğini yaparken hastanın kendi yağını kullanıyoruz bir kere hani dışarıdan herhangi bir madde enjekte edilmeden hastanın kendi yağını şöyle diyelim hastanın karın bölgesinde fazlalıklar simit bölgesinde yan bölgesinde fazlalıklar var. İç bacakta, uyluk kısmında, basen kısmında fazlalıkları var. Bunları alıyoruz. Buradan hastamız bir kere kazanıyor. Kesinlikle. Ee, oradan onlardan oradan bir, bir kazan kontinir. yapıyoruz. Ardından o e, aldığımız yağları özel bir işlemden geçirip popo bölgesini şekillendirmek için hı hı. E, enjekte ediyoruz. Yani Brezilya kalçası şöyle değil aslında. E, kalçayı sadece büyütmüyor. Şekillendirmemiz lazım Bu ameliyatta en önemli şeylerden birisi. Bel oyuntusunu iyice yapabilmek mesela ince bir bel hı hı. daha e, dolgun bir kalça görünümüne zaten sebep oluyor. E, burada işte hastanın ameliyat öncesindeki beklentisi bizim için çok önemli verilen yağın miktarı e, hastanın beklentisi bizim yapabileceğimiz şeyler e, bunları kullanarak kalça estetiği yapabiliyoruz son derece güvenilir bir ameliyat yani hı hı. şöyle söyleyelim dışarıdan koyulan bir malzeme yok hastanın kendi yağı bu kendi yağ olduğu için yani tekrar söyleyeyim bir taraftan alıyoruz istemediğimiz yerden kurtuluyoruz istediğimiz yere enjekte ediyoruz. <laughs> veriyoruz. Tabii. Şimdi peki az önce dediniz ki yani başka bir madde koymuyoruz ama bildiğim kadarıyla silikon kalça protezi diye de bir Tabii. protez var. Ee, şimdi şöyle burada gene hastanın fiziki özellikleri çok önemli bizim için. Ee, bu ameliyatta eğer biz mesela sadece yağ kullanacaksak e, hastanın yeterli miktarda yağ olmasını istiyoruz. Ya da mesela hastamız zayıf ama Büyük ve dolgun bir kalça istiyor. Hı hı. Hastadan alacağımız yağ miktarı belli. E, bu yağ koyduğumuz zaman yani bizim tecrübemize göre hastanın istediği büyüklük elde edilemez diye düşünüyorsak e, protezle de yani popo proteziyle de büyütme işini yapabiliyoruz. İkisini beraber kombine edebiliyoruz. Hani Hem protez koyup hem de e, boş olan kalçanın yan kısımlarına yağ vererek daha şekilli, daha güzel, daha dik bir kalça elde edebiliriz. Aa, biz tabii şimdi herkesi kendimiz gibi kilolu gibi düşündüğümüz için hocam ben hiç şey gelmedi yok. aklıma. Hani. Hayır. <laughs> Yağı olmayacak birinin de operasyon düşünmesinde e, nereden alacaklar? Yağı yok. Yani e, mutlaka. <laughs> hiç ya... o ihtimali düşünmeden sordum ben. Direkt. Mutlaka yağ çıkıyor ama dediğim gibi hastanın eğer beklentisi daha büyük e, bir kalça ya da popo <laughs> beklentisi varsa e, biz burada işte silikon Kalça protezlerini şey yapıyoruz, öneriyoruz hastalarımıza. Bunlar biraz daha farklı bir yöntem. Her iki poponun iki kıvrım arasından küçük bir kesi yapılıyor. Hı hı. Popo kasının, popodaki kasın üzerine, şey altına yerleştirerek bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Önemli bir ameliyat yani bu ameliyatın sonrasında mesela hastanın belli bir süre e, yüz üstü yatmasını istiyoruz. Hmm, Poposun, biraz daha zor. Biraz daha zor. Ama hani o verdiğimiz yağların erimemesi için daha düzel güzel bir şekil alması için verdiğimiz önerilere uymalarını istiyoruz. Gene e, bunun için korse kullanımını istiyoruz hastalarımızda ortalama 3 hafta boyunca. Çok ağırlı büyük bir işlem değil. Hastalarımız ertesi gün taburcu oluyor. E, 2-3 gün sonra da normal kendi rutin işlerini yapacak hale geliyorlar. Bir hafta 10 gün sonra hastalarımız uça uça, koşa koşa yanımıza geliyor. Bir hafta 10 gün sonra o zaman sosyal tabii, hayatı dönebiliyor. Tabii tabii kesinlikle dönebilir. Biraz sadece operasyon sonrasında efendim hocam dedi ki yüzüstü yatmanız gerekiyor. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki her operasyonun zorluğu var ama yine hastanın kendi öz bakımlarını tabii, tabii. dikkat etmesi. O yani operasyonun... Ameliyatla bitmiyor. Ameliyat sonrasındaki Hı -hı. bakım da çok önemli bizim kesinlikle. için. Kesinlikle. Gerek yara bakımı olsun, gerek işte verilen ilaçların kullanılması olsun. Bizim verdiğimiz şekilde işte Reçet ettiğimiz ilaçları kullanması olsun, önerilerimize uyması. yani Bunlar bir araya gelince güzel sonuç ortaya çıkıyor zaten. Yine dönüp aslında şunu konuşuyoruz hep. Hastanın ne istediğini anlatması gerekiyor. Hekimin de onu iyi anlaması gerekiyor. Yani ameliyatın bence yarısı ameliyattan önce oluyor zaten. Aa, çok doğru. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Yani ben ne istediğimi anlatmazsam sonrasındaki sonuçtan da aslında mutsuz olabilir. Yani doktor olabilir. yapabileceğini söylüyor, hasta istediğini söylüyor. Ortak noktada buluşunca zaten bir problem çıkmıyor. Ama mesela birbirini dinlemediği zaman bu hem hasta için hem hekim için geçerli. Ee, istenmeyen sonuçlar, mutsuzluk oluşabiliyor. O yüzden hastayla konuşmak lazım, bolca konuşmak lazım, isteğini bilmek lazım. Beklentileri gerçekçi mi, ameliyattan hmm. sonra biz ne yapabiliriz? Bu hastanın aklına yattıktan sonra, evet hocam, siz haklısınız. Doğru olan bu. bizim Biz zaten hastalarımız için her zaman en iyisini düşünüyoruz. Kesinlikle. Siz de bir, hep diyorum heykeltıraş gibi çalıştığınız için evet. sonucunda hep iyi olmasını beklersiniz diye düşünüyorum. Bence aydınlandık hocam bilmediğimiz bir konuyu konuştuk. Benim açımdan ben ilk defa duymuştum bu uygulamayı. Umarım izleyicilerimizin aklındaki tüm soruları da sormuşuzdur. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bizden bu haftalıkta bu kadar. Bundan böyle Euro D ekranlarında her hafta sonu evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.